Hepinize merhaba arkadaşlar. Borsa analizime hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde %2,5'luk bir düşüşle yeni haftaya başlayan bir Borsa İstanbul gördük. Dünkü canlı yayında da zaten bahsetmiştik. Cuma gecesi Moody's'ten Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir güncelleme gelmesi bekleniyordu. Geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günü yaşanan yükselişlerde bir miktar bunun da fiyatlandığını zaten geçen hafta belirtmiştik. Fakat bu güncelleme gelmedi. Gelmemesi de manidar. Moody's'in not artırımını yapmamasının ardından cumartesi günü de ABD Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın bir görüşmesi vardı. Önemli konular konuşuldu. Hamas, F-16, işte Rusya-Ukrayna Savaşı, yine İsveç'in NATO'ya üyeliği. Bunlarla ilgili de herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani aslında hem Moody's'ten not artırımı gelecek hem de cumartesi günü bu Dışişleri Bakanları toplantısında olumlu bir hava esecek diyerekten böyle Perşembe ve Cuma günü özellikle sert yukarı giden bir endeks görmüştük 100 günlük hareketli ortalamasından. Fakat bu iki beklenen olumlu gelişme de gerçekleşmeyince bugün de aynı sertlikte aşağıya verdiler arkadaşlar ve testere formatı devam ediyor endekste. Şöyle hemen değerlerimizi bir kontrol edelim. %2,54'lük bir kayıpla günü kapattık 7790 seviyesinde ve tekrardan tüm hareketli ortalamaların altına sarkmayı başardık arkadaşlar bir şekilde. Tabi biliyorsunuz Bank of America'nın VİOP tarafında 63.000 shortunun olduğunu ve bunu hiçbir şekilde unutmamamız ve hep böyle bir yerlere not etmemiz gerektiğini yine dünkü canlı yayında da belirtmiştik. BOFA'nın orada ki short büyüklüğü devam ettikçe endekse rahat yok arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi Şubat vadeli kontratlara da bakıyorum. Orada herhangi bir değişme yok. Orada çok fazla hacim de yok. Bu yüzden bu aralık vade bitene kadar ve BOFA'nın o kalın lotlu shortları orada durana kadar endeks üzerinde böyle bir kılıç gibi durmaya devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi tüm hareketli ortalamaların altına indik ve tekrardan 7500-7550 bandı gündeme geldi. Zaten 7790'a kadar geri çekildik. RSI göstergemiz kendi hareketli ortalamasının da altına sarktı. MACD'ye baktığımızda da sat sinyalinin ala dönmediğini görüyoruz. Eğer bugün şöyle 8100'lerin üzerine bir günlük kapanış gelmiş olsaydı hem süper trend ala dönecek ve aynı zamanda MACD'ye de ala dönecekti. Geri çekilmelerde 100 günlük hareketli ortalamayı takip edeceğiz arkadaşlar. Yukarıda ise 7870 21 günlük hareketli ortalama ilk direnç olurken 8116 seviyesi ise takip edeceğimiz ikinci direnç bölgesi olacak. Geldik Türk Hava Yolları'na %2,98'lik bir düşüşle günü kapattı ve 21 günlük hareketli ortalamasının altına tekrardan sarktı. Aşağıda bizi bekleyen iki tane destek var. Bunlar 242 ve 240 destekleri. Bu desteklerde tutunacağını düşünüyorum. Türk Hava Yolları'nın eğer 240'ın altında bir günlük kapanış gelirse süper trendi sata dönecektir günlükte. Buraya da yine her ne olursa olsun dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Yukarıda ise 255 TL sağlam bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Zaten geçtiğimiz haftada 256,75 görmüştü en yüksek ve burayı kıramamıştı. Yine 255 TL seviyesini ilk yakın direnç olarak takip edeceğiz. RSI göstergesi negatif 50'nin altına sarkmış. Şu anda 47,94. MACD'deki sat sinyali de hala devam ediyor. Herhangi bir şekilde günlük grafikte ala dönmüş durumda değil arkadaşlar. İndikatörlerde MACD göstergesi. Şimdi şöyle hemen Türk Hava Yolları'nın bir para giriş çıkış ekranını bir kontrol edelim. Ben de kendi ekranımı kontrol edeyim. Evet, hacme baktığımızda 6,9 milyar TL'lik bir günlük hacim olmuş ve bugün bir para çıkışı olmuş. Hatta para çıkış listesinde en zirvedeydi Türk Hava Yolları bugün. En iyi alıcıya baktığımızda Global Menkul ve diğeri görüyoruz. 1 milyon lot almışlar. En iyi satıcıya baktığımızda ise Info Yatırım ve Bank of America'yı görüyoruz. Bu ikili zaten bugün endeksin de en iyi satıcısı pozisyondaydılar. İkisi sürekli birlikte hareket ediyorlar. Bu artık ayan beyan ortada. Ben de topluluk kısmından çokça yazıyorum zaten. Bank of ve Info şu anda bizim sığ piyasamızda at koşturan ve istedikleri yöne endeksi şekillendirebilen iki kurum. Tabii ki de borsada düzeltmeler olur. işte kar satışları olur. Bunlara bir şey demiyoruz. Serbest piyasadır. İsteyen alır, isteyen satar. Ama böyle sadece iki tane kurumun yaklaşık olarak 3 aydır endeks üzerinde bu kadar böyle hegemonya kurması gerçekten akıl alır gibi de değil. Hani insanları borsadan soğutan aslında borsanın düşmesi değil, bu şekilde böyle birkaç tane kurumun elinde oyuncak olması. Buradan da hislerinize tercüman olayım istedim. Evet, bir para çıkışı olmuş. Info Yatırım 1.3 milyon lot satış ve daha sonra da BOFA'da yine o da az değil 944 bin lot, yani 1 milyon lota yakın satışla bugün hissede baskı kurmuşlar. Evet, şöyle Koç Holding ile devam edelim. %2.30'luk düşüşle süper trendi bugün günlükte ala dönecekti ama maalesef olmadı. 148.04'tü süper trend üst bandımız. Bugün aslında 149 TL'yi de gördük açılıştan kısa bir süre sonra, fakat sonrasında geri geldi. 141 TL takip edeceğimiz yakın direnç seviyesi olacak. Onun da altında ana destek seviyesi olarak 134-135 bandını takip edeceğiz. Yine 148 TL takip ettiğimiz direnç seviyesi olacak. Şöyle 4 saatliğine bakalım. 4 saatlik ala dönmüştü ki tekrardan bu 144.6 seviyesinin 144.6'yı aşınca biz ala dönmüştü süper trend, fakat şimdi tekrardan oraya geldiğini görüyoruz. Pardon, 145.3'tü bizim süper trendimiz, onun yaklaşık olarak 1 lira altına geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen onun da bir aracı kurum dağılımını inceleyelim Koç Holding'in. Evet, hacmini de kontrol edelim. Koç Holding hacim 2.4 milyar TL. İlk 5 alıcı %58. Alıcılar dağınık ve en iyi alıcı diğer olmuş. İlk 5 satıcı ise %69. En iyi alıcı burada da diğer olmuş. Aslında böyle çok yüklü bir satıcı yok. Buradaki en yüklü satıcı diğer olmuş. 935 bin lotla diğerin dışında Bank of America, ünlü menkul ve tacirler yatırımı görüyoruz satıcı grubunda arkadaşlar. Hani öyle endeksin altında bir performans göstermiş. Yani endekse paralel bir performans göstermiş. Bir para çıkışı da var bir miktar. Ama öyle çok da yıkıcı, tahribat yapıcı bir satıcı da yok. Mesela Türk Hava Yolları'nda Info ve BOFA ikisi bayağı bir yüklü satmışlar. Ama Koç Holding'de en iyi satıcının diğer olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tabii bu yine de bir para çıkışına neden olmuş. Geldik Tüpraş'a, %3.24'lük kayıpla 55 günlük hareketli ortalamasının tam da üzerinde kapattı. 146 TL ilk destek seviyemiz, onun da altında süper trend alt bandımız 143.5 TL. Bu 143.5 önemli. Çünkü bu seviyenin altında bir günlük kapanış gelirse süper trend sata dönecektir. RSI göstergesi 44 ile şu anda negatif, 50'nin altına sarkmış durumda. Hem de kendi hareketli ortalamasının altında. MACD'deki sat sinyalleri de şu anda geçerliliğini koruyor. Yukarı giderken ise 21 günlük hareketli ortalama 150.4 ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi. Onun da üzerinde yatay direnç olarak kabul ettiğimiz 158.1 takip edeceğimiz ikinci direnç seviyesi olacak arkadaşlar. Şöyle hemen Koç Holding'in de aracı kurum dağılımını bir yorumlayalım. Hisse bugün endeksten biraz daha fazla düştü. Evet, endeksten biraz daha fazla düşmesine rağmen bir para çıkışı da olmadığını görüyoruz Tüpraş'ta. İlk 5 alıcı %75, ilk 5 satıcı %73. Tüpraş'ın da hacmini kontrol ettiğimizde 1.9 milyar TL'lik hacimle günü kapattığını görüyoruz. En iyi alıcıya baktığımızda İş Yatırım var, Ak Yatırım var ve diğer var. En iyi satıcıya baktığımızda ise endeksin de en iyi satıcısı olan Bank of America var. İkinci sırada diğer, daha sonra da Info Yatırım ve Yatırım Finansman yine QNB satıcı grubunda yer almışlar. Ama tekrar ediyorum, bugün %3'lük bir düşüş olmasına rağmen bir para çıkışı da yaşanmamış. Evet, geldik Aselsan'a, yeni hisselerimizden bir tanesi. Hafta sonu zaten incelemiştik. 47.52 ile %4.19'luk düşüşle günü kapattı. Şimdi tüm zamanların en yükseği olan 50.40'ı biz burada hafta sonu ne yapmıştık? Canlı yayında dün işaretlemiştik. Burası bir direnç. Eğer 21 günlüğüne gelirse, hatta şuradaki Kaufman'a gelirse ya da buradaki direnci kırıp üzerinde bir günlük kapanış yaparsa alınır. Çünkü bende de yok. Portföyüme yeni alacağım. Çünkü listeye yeni aldık. Bu yüzden ilk aşama gerçekleşmediği için artık Kaufman'a doğru süzülmesini bekleyeceğiz. Bu Kaufman'da 45.96 yani 46 bandı da diyebiliriz buraya. Onun da altında 44.60. Onun da altında yine 55 günlük hareketli ortalama 44.23. Buralar destek seviyeleri olacak. Bakın bugün de en yüksek kaç görmüş? 50.40 görmüş. Bakın bizim o dün çizmiş olduğumuz tam o dirençten döndüğünü görüyoruz. Yani 50.40 tüm zamanların en yükseğini görüp 47.52 ile günü kapatmış. Kaufman hareketli ortalamasını takip edeceğiz. 45.96 hatta 45.20 buralara kadar tekrar bir süzülme olabilir. 44.60 buralardaki tepkiye göre yavaş yavaş artık böyle portföy eklemek isteyenler ki ben de dahil buralarda bir alım fırsatı doğabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle hemen onun da bir hacmini aracı kurum dağılımına bir bakalım. Evet burayı ben kaydet demiştim fakat sonrasında nedense bende bir kayıtlarda sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bakın bunu defalarca arkadaşlar da yazdı hocam şuradaki tuşa bas diyorlar ama bakın bunu kaydettikten sonra şuraya basmıştım. Ama ne hikmetse geri gidiyor. Şöyle biraz bekleteceğim. Hatta sizin gözünüzün önünde bir kez daha basayım şöyle. Evet Bimaş'ı da yazalım. Matrix ile ilgili değildi. Sanırım benim bilgisayarda SSD ile ilgili bir sıkıntıdan kaynaklı olabilir. Neyse geldik. 2.3 milyar TL'lik hacimle günü kapattı Aselsan ve şöyle bir bakalım para çıkışı olmuş mu? Çünkü bugün %4 düştü. Tam aksine bir para girişi olmuş arkadaşlar. Bakın ilk 5 alıcıya baktığımızda %79, ilk 5 satıcıya baktığımızda %73. Hem de burada bayağı bir bakın Bank of America, yatırım finansman, TEB yatırım bunlar bayağı 1 milyon lota yakın satmalarına rağmen yapı kredi burada gelmiş 2.1 milyon lotla bugünkü alımların %44'ünü gerçekleştirmiş ve burada bir para girişine neden olmuş arkadaşlar. Tamam %4 düşmüş hisse ama burada bir para girişi de olmuş. Evet geldik Şişecam'a. %2.31'lik düşüşle günü kapattı. 21 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkmış Cuma günü fakat bugün yine 21 günlük hareketli ortalamasının üzerinde seyrederken endeksteki satışlar nedeniyle o da geri geliyor. 47.36 ile günü kapatmış. 200 günlük hareketli ortalama 46.38. Buralara gelmesini bekleyeceğim. Çünkü geçmişte de bakın 200 günlük hareketli ortalamasında çok fazla vakit geçirmemiş Şişecam. Hatta çok nadiren uğramış. Bakın bayağı bir geri gittim. Bak gidiyorum. Bak şurada. Mart 2021 pandemi. Bunu bilirsiniz zaten. Pardon pandemi diyorum. Mart 2021. O zaman hani o kadar çok olay oldu ki artık hepsini birbirine karıştırıyoruz. Naci Ağbal'ın gidişi olabilir. Evet bak şurada 100 günlük. Şurada 200 günlüğünün altına neden inmiş? Pandemide inmiş. Bakın. Şöyle ekran kontrolümü de yapayım. Şurada pandemide inmiş ki o zaman her şey yerle bir olmuştu. Yani bak 200 günlük hareketli ortalama bu hisse için, daha doğrusu birçok BIST 30 hissesi, ucuz olan BIST 30 hisseleri için 200 günlük hareketli ortalamaları güzel alım seviyeleridir. Burası aynı zamanda Mayıs ayında başlayan bu yükseliş trendinin %0.50 Fibo oranının yani o yükselişin %50'sinin geri verildiği seviye 46-47 bandı ki 47.36 ile günü kapatmış. 46.30 yani bir 1 lira daha düşerse güzel bir alım fırsatı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yukarıda ise 21 günlük hareketli ortalama 48.18 ilk direnç seviyesi olacak. Onun da üzerinde 49.65 yine takip edilecek direnç seviyesi ve sistemin yeniden ala döneceği direnç olacak arkadaşlar. Şöyle hemen Şişecam'a da bir bakalım. Bugün 1.1 milyar TL'lik hacimle günü kapatmış Şişecam. Ve bir para çıkışı olmuş. İlk 5 alıcı %73, ilk 5 satıcı %83. En iyi alıcıya baktığımızda iş yatırımı görüyoruz 1.3 milyon lotla. En iyi satıcıya baktığımızda Info ve BOFA burada Şişecam'ı gerçekten katletmişler diyebiliriz. Bak 1.1 milyon lot Info satmış, 1 milyon lot Bankof satmış. OYAK yatırım da az buçuk satmış. 610 bin lot da o satmış ve burada hissede bir para çıkışı görülmüş arkadaşlar. Evet, son hissemiz Bimaş'a geldik. %0.78'lik düşüşle bugün listemizde bu düşüşe rağmen en iyi performans gösteren hisse oldu arkadaşlar. Burada da eğer bir yarın geri çekilme olursa 21 günlük hareketli ortalama 310 ve onun da altında Kaufman hareketli ortalaması 305. Kabaca 55 günlükte bak 298, yani 300-305 bandı Bimaş için şu an portföye eklemek için güzel kademeler gibi görünüyor. Zira 289'un altında bir kapanış gelirse burada bir miktar, eğer çok yoğunluğunuz varsa, stoplama işlemi yapılabilir ve 100 günlük hareketli ortalama beklenebilir. Ama 300-305 aralığı sanki bir maçta önümüzdeki 2024 yılı için maliyetlenmeler yapılacaksa güzel kademeler diye düşünüyorum arkadaşlar. Yukarıda ise 330.50 seviyesi ise tüm zamanların en yüksek ve aynı zamanda takip edeceğimiz direnç seviyesi de olacak. Bakalım bugün endeksten pozitif ayrışmış Bimaş ve biz ne göreceğiz aracı kurum dağılımında? 748 milyon TL'lik hacimle günü kapatmış. Endeks etkisi de yüksek bir hisse. Evet, bir miktar para girişi olduğunu görüyoruz. İlk 5 alıcı %75, ilk 5 satıcı %72. En iyi alıcıya baktığımızda bizim menkulü görüyoruz. 104 bin lot. Onun da altında endeksin en iyi satıcısı olan Bank of America Bimaş da bugün alıcı tarafındaymış. En iyi satıcı ise diğer olmuş arkadaşlar. 100 bin lot. Daha sonra da Info ve HSBC ve yine yatırım finansman üçlüsünü satıcı tarafında görüyoruz. Şöyle hemen altın sertifikasına da kısaca değinelim. Çok da bugün bir hareket yoktu. %0.86'lık bir geri çekilme vardı. 20.30-20.40 bandı eğer gelirse ilk kademe alım yeri için güzel gibi görünüyor. Onun da altında 20.06 ve 19.65 yine kademeli alım için uygun olan seviyeler arkadaşlar. Şöyle ons altın tarafına da bir bakalım. Ons altında günlük sata dönmüştü. 2150'den sert bir düşüş yaşamıştı. 55 günlük hareketli ortalamaya geldi. Fakat bu ons altının rahatlaması için şöyle bir 1987'leri görmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Yani o zaman 1950 idi. Bu hareketli ortalama geçtiğimiz hafta. Şu anda 1987, 1985 bu bantlara gelirse o zaman da zaten altın sertifikası az önce vermiş olduğum o 20.40, 20.06 gibi seviyelere, hatta 19.60'lara bile gelebilir. Eğer o köpüğü, o makası almak isterlerse o zaman da güzel bir alım fırsatı olmuş olur arkadaşlar. Şöyle o zaman altın sertifikasının da hemen aracı kurum dağılımına bakalım. 281 milyon TL'lik hacimle günü kapatmış. Evet, burada da bir para çıkışı olduğunu görüyoruz. İlk 5 alıcı %72, ilk 5 satıcı %93. Bugün iş yatırım epey bir kar realizasyonu yapmış. Altın sertifikasında 1.9 milyon lot satış yaparak bugünkü satışların %81'ini gerçekleştirmiş. En iyi alıcı ise OYAK yatırım ve diğer olmuş. Endeksin geneline baktığımızda 112 milyar TL'lik hacimle günü kapatıyoruz. Düşük bir hacim ama ona rağmen pastanın kötü olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bakın burada en iyi alıcı diğer olmuş 1.3 milyar TL. En iyi satıcı ise Bank of America olmuş 1.7 milyar TL. Bank of America sürekli olarak böyle gün içerisinde endeksi basıyor ama akşama doğru hep alıyordu değil mi? Bu kez onu yapmadılar. Akşamda o satışı artırarak devam ettirdiler. Aynı şekilde Info yatırımda burada Bank of'la birlikte zaten hareket ediyorlar. Şöyle yabancı takas oranımıza baktığımızda tekrardan 35 seviyesinin üzerine çıktığımızı görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen para giriş çıkış analizimizi yapalım. Daha sonra da vadeli pastaya bakarız. Evet, şuradan ilk 5 kurumu hemen seçelim. Bugün iyi bir para çıkışı vardı endekste. Endeksin genelinde, yani hem BIST 30 hem yan tahtalar, ki yan tahtalarda daha fazla bir çıkış olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şöyle de göstereyim. Bakın BIST 30'a -170 milyon TL'lik bir para çıkışı varken BIST 30'da yan tahtaları falan içine kattığımızda tüm senetler dediğimizde -691 milyon TL'lik bir para çıkışı olmuş arkadaşlar bugün endekste. Para giriş tablomuza baktığımızda en iyi para girişi Akbank'ta var 119 milyon TL ile. İkinci sırada Enka, üçüncü sırada Hektaş, dördüncü sırada Sasa. Bakın Sasa ve Hektaş'ta hayali, yani endeks mühendisliği yapma amaçlı olarak böyle tutuyorlar. Bugün Hektaş yeşildi de Sasa yeşil miydi değil miydi bilmiyorum. Bu ikisini böyle endekste mal yedirecekleri, çakacakları zaman hani endeks öyle devre kesmesin diye ve biz hisselerde rahat rahat satış yapalım diye, ya benim gördüğüm bu. Bunları böyle bir yedek kulübesinden çıkarıyorlar. Çünkü bunların da endeks etkisi yüksek olduğu için böyle bir manipülasyon yapmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum ben. BGO var. Bu da nasıl para girişi varsa 30, yani sabahın köründen itibaren taban açtığı için tüm işlemler alış tarafında olduğu gibi görünüyor. Bu yüzden bir para girişi var. Böyle saçma sapan halka arzlar, sur yapı, BGO. Bunu da emir girdim tabandan vereyim diye, satılmadı. Diğer hepsi gitti bende. Daha da katılmayı da düşünmüyorum. O Avrupa GEO'ya da katıldık. O da 1300 liralık vermiş. Onu da ilk tavanda satacağım eğer tavan olursa. Halka arz furyası bitti arkadaşlar, tamam mı? Bu artık net. İnşallah da daha gelmez halka arzlar. Çünkü borsanın da içine etmeye başladı bu durum. Vakıfbank, Katılım Evim, Astor, Garanti, Selek, Sahol, Aselsan, Boşfren, Coca-Cola, Europower, Kale Seramik, Enerya, Bir Yat, Ereğli, Şeker Yatırım Menkul Değerler. İşte bir saçma halka arz daha, Aksen, Cemas diye gidiyor. Para çıkışına geldiğimizde İş Bankası C'de 173 milyon TL para çıkışı var. Türk Hava Yolları'nda var. Megimet, Migros, Borusan, Türk Traktör, Türksel, Koç Holding, Şok Market, Tofaş, Koza Anadolu, Samat, Pegasus, Tekfen, Ford Oto, Türk Telekom, Enerjisa, Şişecam ve Kuzey Boru, CV Enerji. Bunlarda da para çıkışı olmuş arkadaşlar. Evet, geldik merakla beklediğimiz vadeli işlemlere. Saatimiz kaç? 18.43. İnşallah gelmiştir. Bazen 18.50'yi bekletiyor bize, bazen. Evet, gelmiş. 18 Aralık 2023 ve tahmin ettiğim gibi hatırlarsınız, bakın daha ben bu pastayı görmedim. Toplulukta yazdım ya, işte BIST tüm kapanış. İşte en iyi alıcı, diğer en iyi satıcı. Bank of America toplam işlem hacmi 112 milyar TL. Orada onun altında da böyle gün sonuyla ilgili görüşlerimi paylaşıyorum ya. BOFA bugün short bile açmış olabilir yazdım. Ve bakın tahmin ettiğim gibi 7200 lot short açmış. Yine iş yatırım 5000 lot short açmış. Bu da shortlarını azaltmıştı normalde. TEB yatırım ki en iyi long tarafındaki oyuncuydu. O bile short açmış bugün 1600 lot. Info yatırım yine. En iyi long açan, yani endeks yükselecek diyenler ise diğer kategorisinde olmuş arkadaşlar. 6800, deniz yatırım 5700, yapı kredi 2100 ve şöyle tüm pastaya baktığımızda dünkü canlı yayında da bahsettik. BOFA'nın shortları 40.000'in altına düşmedikçe bu aydan hayır beklemeyeceğiz arkadaşlar. Testlere devam edecek. Şöyle çok gittik. 2 Ocak. Evet, burada yine şu tarihi seçtirmiyor bize bak. 16. İkinci tarih tatil günü diyor. Bak 18'ini seçiyorum. Evet, BOFA tekrardan 70.000 short'a geçti arkadaşlar. Bakın Moody's'ten gelecek olumlu bir haberi bekledi muhtemelen. Veya cumartesi günü Dışişleri Bakanları toplantısından Amerika ile ilgili Türkiye arasında iyi ilişkiler kurulması ve yeniden ekonomiyle ilgili bir adımlar atılmasıyla ilgili bir şeyler bekledi muhtemelen. Her ikisi de olmayınca bugün tekrar short'a abanmış. Tamam mı? Bak maliyeti de kaç? 8594. Şu an kaçız biz? 8580. Yani şu anda az da olsa kârda olduğunu görüyoruz. Bu taraf gittikçe zayıflarken bu taraf Bank of America 70.000 lot short'la Aralık ayını baskı altına almaya devam edecek arkadaşlar. Yani bu tablo beni şundan da korkutuyor. Evet, 100 günlük hareketli ortalama güzel bir destek. Fakat hani verilere göre analiz yapmak zorundayız. Biz burada takım tutmuyoruz. Yapacak bir şey yok. Eğer ki bu shortlar devam edecek ve BOFA bu shortlardan istediğini alacaksa ve böyle başıboş bir piyasada istediği yönü tayin edebiliyorsa o 100 günlüğü de aşağıya kırdırabilir arkadaşlar. Bu yüzden hisselerde vermiş olduğum desteklere mutlaka dikkat edin. Hani alıyorsanız da kademeli alım yerlerinde kademeli alın. Yüklü kesinlikle girmeyin. Hani illaki o alt desteklere doğru bir çekilme olacaktır. Çünkü burada 70.000 short böyle demokrasinin kılıcı gibi borsanın tepesinde durmaya, dolanmaya devam edecek. Bir de şöyle şuna bakalım. Bakın orada da çok şekillenmedi. Yeni vade, yani Şubat vadeye bir bakalım. XU030 şuradan Şubat vade. Bak şimdi. Bak orada da %2,5'luk düşüş var. Oranın aracı kurum dağılımını da açayım şöyle sizlere. Orası 9 Eylül'de başladı diye biliyorum. Bak orada da bak Bank of America Şubat vadede de short açmış. İş Yatırım Şubat vadede de short açmış. Tamam mı? Şöyle bir bakalım. Orası Eylül ayında başlamıştı ama şuradan 7 Ağustos seçeyim. Evet, 1 Eylül tarihinde başlamış. Şu anda yavaş yavaş şekillenmeye başlamış. Bak BOFA bugün short açmış ama totalde yok. Totalde burada görünmüyor. Burası çok zayıf. Yani şu anda burada pozisyonlanmalar başlamamış. Şurada büyük bir maç meydana geliyor. Tamam mı? Buradaki maçın sonucuyla bu tarafa yığılmalar olacak. Tamam mı? Ve muhtemelen BOFA sanki galip gelecek gibi duruyor. Çünkü TEB'in, Yapı Kredi'nin öyle çok da büyük bir etkisi yok. BOFA ne derse o oluyor arkadaşlar piyasamızda. Ayın başından bu yana yapmış olduğumuz analizlerde hep zaten 70.000 short var, dikkat edelim, dikkat edelim diye belirtiyorduk. O yüzden çok da bir hayır görmedik bu ay içerisinde. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.